Evet, fiyatı söyleyeceğim. Didim Altınkum'dayız. Fiyatı söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sunum yapınca bunu gerek olarak gördüğüm için fiyatı söyleyeceğim diyorum. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, bir doktor bir konferans, bir sunum yapınca ancak muhatapları ne dediğini anlar. Onun dalında birileri anlar. Şimdi bu evin fiyatı 11 milyon Türk lirası. Aydın ili Didim ilçesi Altınkum mahallesinde. Plaja yakın. Şimdi neden bunu dedim? Sevgili arkadaşlar, Hisar'da ev paylaşıyorum. Efeler'de, Akbük'te, Kuşadası'nda. Hiçbir ev ne bu paraya var bu konumda ne de bu kalitede. Bunu arz etme anlamında dedim. Ben de bu işin doktoru, piri olduğum için öyle bir giriş yapmak istedim. Evin arsası 325 metrekare. Taksiye, maksiye gerek yok. Plaja, sensation'a, biçlere, sahte cennete, Altınkum'un altını üstüne getirebileceğiniz yürüme mesafesini bir yerde. Ve Altınkum'un o çıkma sokaklarında bir yerde de değil. Yani daha ferah ama Altınkum ve daha uzaklarda da bu rakamlar nerede? Mavişehir'de, Mersin'de, Fevzipaşa'da 15, 10 bilmem kaçta. Onların da birçoğu satıldı. Ama her ne hikmetse ben bunu bir gözden kaçırmıştım. Acizliğime denk gelmiş. Bunu öve öve bitiremeyeceğim şekilde size arz ediyorum. Çünkü övülecek bir evdir. Ve evin içi dışından daha güzel. Bu cümleyi ben bu ev için kurmak istiyorum. Vicdanım rahat bir şekilde. Sevgili Ronay, bir dakika. Burası araç otopark girişi arkadaşlar. Aracımızı buraya koyduğumuzu varsayalım. Havuzumuz hemen önde, 11 milyon Türk lirası. Çünkü Hisar Mahallesi'nde, Efeler Mahallesi'nde 14-15 bilmem kaç paralık evler de satıldı. Eğer ki siz gerçekten biz gelip baksak, işten biraz anlıyorsak, bu ev o diğer satılan evlerin hem konum hem işçilik birçok artısı onlardan kat kat üstündedir. Ama nasip, yani nasip, nasip. Durum bu. Sevgili arkadaşlar, 325 metrekare arsası var dedik. Evin içi dışından daha iyi dedik. Bu da bahçesi, taş duvarları gösterdik. Üstünde perfojeler, demirler yapılmış. Bu mutfaktır, mutfak ayrıdır. Salon da ayrı, oda da var arkasında. Dış çeper fileli mantolamalar yapılmış. Dolayısıyla biz de Rona ile aheste aheste size evimizi okuyoruz. 325 metre arsa, Didim Altınkum'da. Yani yürüyerek, Altınkum'un tam Altınkum'u. Yani bazen Cumhuriyet Mahallesi ile kafa karıştırıyoruz. Diyoruz. Altınkum aslında bazıları Altınkum değil, biz niye öyle diyoruz? Yani bazen karıştırıyoruz ya da işimize gelmiyor. Ve arkadaşlar, dört tarafı gösterme çabasındayız. Geldik tekrar havuzlu alana. Havuzlu alana. Yani zeminde oda var. İşçiliği o yapılan evlerin birçoğundan iyidir. Bazen bakarsın ya, bir tane adam çok makyajlı falan. Ama hani kişiye, bireye, birine demiyorum. Ama bakıyorsun elbisesi çok iyi. Ulan nasıl ya, adam garip bir adam. Neyse, merhaba ev diyeceğiz, merhaba. Ama sonra biraz yol aldın, bakıyorsun problem. Evlerin makyajlısı da o yüzden bazen sıkıntı. O yüzden bu ev gerçekten mükemmel bir ev. Merhaba ev. Evi öve öve bitirmemeye çalışıyorum. Ben çok öven biri değilim. Ancak bir ben vardır, benim benden içeri. Çünkü diğer evlere kıyaslandığı zaman bu evin çok artısı var. Ve vestiyerimiz burada, tripodumuzun şarjı bitecek gibi sanki. Çelik kapıdan geldik. Burada bir banyomuz var arkadaşlar. Ha, bu da havuzun oğlukları var ya dışarıda. Bunlar deforme olur diye buraya istiflemişler. Ha, bu banyomuz. Sevgili Ronay, banyoyu gösterdik. Salonu gösterelim. Salonumuzu gösterelim. Tripodumuzun şarjı az kalmış. Biraz hızlı yapalım. Burası da salon. Mesela ne? Mesela bu parkeleri 15-20 milyonluk evlerde göremezsiniz ki, kaldı konumu da tam nerede? Ne kanalizasyon var, ne taksi var. Yani buraya göre onlar da iyi. Ama bu konumda yok. Burada taksiye para yok. Git, böyle sizi boğacak bir yerde değil. Git Altınkum'a, ondan sonra yavaş yavaş gel. Ona elini, tripod bozuldu mu yine? Ve burası salon arkadaşlar. Salonumuz bu. Televizyon ünitesi burada. Bakın yukarıda da spotlar var. Televizyon buraya. Ondan sonra buraya da raflar, terekler yapılmış arkadaşlar. Yine cin gözleri vesaire. Burada klimanın yeri. Klimanın yeri. Sevgili Ronay, gözüm düşmanda kulağım sende gibi oldu. Rahat ol, şarj biterse bitsin. Ve biterse emeğimiz boşa gidecek. Ve burası da mutfak. Mutfak U harfi gibi arkadaşlar. U harfi gibi mutfağımız. Mutfak zeminde. Tam biraz dışarı çık, dışarı çık, dışarı. Merdiveni göster. Neyse, tamam. Burası bulaşık, burası evye, burası ocak, üstüne dablumaz. Ve burası mikrodalga, burası şişman buzdolabı, burada da terekler var. Mutfağımız U harfi, çok kullanışlı. Hanımefendilerin beğeneceği bir mutfak. Daha nasıl öveyim? Övülecek ne kaldı ki, siz gelin kendiniz görün. Övmenin faydası yok. Ve arkadaşlar, çünkü bir ara biz
Yıllar önce bazı arkadaşlar biz dedik gidip bir yerde nişan alalım, nişan. Arkadaş dedi ki ben askerde dedi yüzü sigaranın üstüne mi bırakıyordum, ne diyordu, vuruyordum diye. Biz gittik baktık hiçbir şey vurmuyor. Biz vurduk, o vurmadı. O yüzden gelin görün arkadaşlar, bu da birinci oda, birinci oda. Ve öyle demişti bize, inşallah izler güler. Diyordu biz kaç metrede yüzüğü bir yere koyuyormuş, mermi içinden geçiyor. Biz de diyoruz nasıl bir şey bu? Sonra biz gittik baktık hiçbir şey astı gibi değil. Ve arkadaşlar o yüzden ben bu örneklemeyi söyledim. Gelin görün, ben öve öve bitirmek istemiyorum. Emsallerine göre, yoksa hiçbir şey ucuz değil. Merdiven kovası, bu mermerleri eğer 20 milyonluk evlerde görürseniz deyin ki sen ne diyorsun? Ve burası da bulaşık makinesi, aşağıda bir çamaşır da. Burada sevgili arkadaşlar bu taşlar gayet güzel. Duvarlar yine öyle. Kristaller yine öyle. Ve aşağıda salon, mutfak, bir banyo vardı. Burada genel banyo. Genel banyomuz da. Bu bana doğru bir gel. Bir gel kazaya bulaşmadan. Aa, bu genel banyomuz. Şimdi geri git. Kapıya çarpma. Geri git. Geri git. Ah, bulgur eken bile ölmüş ya. Ronay. Ve değerli arkadaşlar geldik ikinci oda. Yani şimdiye kadar size dördüncü gözü gösteriyoruz. Dördüncü göz. Zemin üstü birinci kata bir oda gösteriyoruz. Şimdi aşağıda salon. Ayrı mutfak bir oda vardı ya. Onlar üç göz. Bu da dördüncü göz demeye getiriyorum. Ama buraya da ışıklar mışıklar var. İşte akşam yatınca bir huzur verir. Ve bu oda ebeveyn banyolu. İçinde sineklikleri koymuşlar uçar muçar diye. Evet, eğrilecesin, tel tel olmuş, uçar girer yara karşı. Burayı da gösterdik. Eğrilecesin, tel tel olmuş, uçar gider yara karşı. Ve beşinci gözü gösteriyoruz. Yani üçüncü oda, aşağıda bir oda daha vardı. Ebeveyn banyolu odayı gösterdik. Bu da etti beşinci göz. Altıncı gözü gösteriyoruz. Sonra Rona'nın şarjı bitmeden eve elveda diyoruz. Bugün bir hemşerim geldi bu evi. Onlar da çok beğendi, kendilerine selam olsun. Güzel insanlar. Evet. Değerli ablam ve hanımefendi, kendi çocuklarına da selam olsun. Evet. Burası da kaçıncı göz etti? Altıncı göz. Bu katta arkadaşlar 3 oda 2 banyo var. Odanın birinin içinde banyo vardı. Normal bir banyo var. Diğer odada normal odalardır. Ondan sonra başka nedir? Başka bir şey yok. Başka kaç dakika oldu Ronay? 7. Ne kadar çabuk çektik. Şarjın mı bitiyor? Arkadaşlar işte bu merdiven biterse bitsin. Bittiği zaman bize bitmiş gibi olsun. Gel her inişin bir çıkışı, her çıkışın da bir inişi var. Yani adam çok zengin oluyor, sonra batıyor. Sonra fakirken birden para görüyor. Babasını tanımıyor. İşte biz de şimdi çıkmıştık, çok konuşuyorduk. Zengindik ya, aşağı indik. Şimdi biz de üzüldük. Birazdan yukarı çıkacağız. Ama Allah kimseyi birden varlıktan yokluğa düşürmesin. Birden de bir dakika abi biz meşgulüz. Affedersin. Bir müsaade eder misin abi? Biz biraz işimiz var. Ben kimden süreceğim? Tamam. Bazen de Allah kimseyi birden yokluktan varlığa düşürmesin, çıkarmasın. Çünkü çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Durum bu. Burayı da özetledik. Ben tekrar diyorum. Lütfen ve lütfen. Kuşadası Didim, bilmem Seferihisar, bilmem ne kadar Hisar misali yer varsa hiçbiri bu ev gibi değil. Bunu vicdanım rahat aldım. Akpak. Durum bu. Saygılarımla iyi günler.